bir 40-45 dakika bir söyleşi sunum yapacağım. Bu kitap fuarına daha önceden de gelmiştim. Yani aslında düzenli olarak geliyoruz. Dördüncüsü düzenleniyor. Gittikçe büyüyor. Kitap fuarı gittikçe büyüyor. Yani ilk geldiğimde söylemiştim bu kitap fuarı Aksaray'a yakışmıyor diye. Çok küçük bir böyle butik bir fuardı. Ama büyüyor gittikçe. Aksaray aslında zenginliklerinin farkında olmayan bir şehir. Zenginliklerinin manevi, tarihi, kültürel zenginliklerinin bir şekilde farkında olmadığını gördüğüm bir şehir. Umarım yanılıyorumdur diye düşünüyorum. Şimdi ben buradan oturarak konuştuğumda ne kadar etkili olur bilmiyorum. Şimdi beni ayağa kaldırabilmeniz lazım. Beni ayağa kaldırabilirseniz kalkayım o zaman ya, dur. O zaman bunu kardeş, şunu açar mısın? Evet arkadaşlar, ben sizden enerji alabilirsem kafa yersiniz. Uçururum. Enerji alabilirsem, enerji alabilmenin şartı ne? Not tutan arkadaşları görebilir miyim? İyi, yani iyi, idare eder. Arkadaşlar, burada bir iki tane cümle kuracağım. Yapacağım şey o. Hayatınızı değiştirebilir. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 15 sene götürebilir sizi. O yüzden söylediklerimi dikkatle dinlerseniz, dua edersiniz bana. Dünya çok tehlikeli bir sürece girdi. Felaketin eşiğine doğru sürükleniyor. Yani Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan bahsetmiyorum sadece. Yani onun dünyaya ne kadar çok büyük bir 3. Dünya Savaşı vesaire gibi felaketin eşiğine sürükler onu bilmiyorum. Onu ayrıca konuşmak lazım. Ayrıca tartışmak lazım. Benim kastettiğim şey, dünya büyük bir felaketin eşiğine sürükleniyor derken kastettiğim şey şu. İnsan amacını yitirdi. İnsan amacını yitirdi. Vahşi bir yaratığa dönüştü. Ruhsuzlaştı. Dünyayı cehenneme çevirdi. Kendi hayatında da cehenneme çeviriyor. Başka insanların hayatını da cehenneme çeviriyor. Yani Amerikalıların falan işte dünyayı işgal etmelerine falan gerek yok. İnsan amacını yitirdi. Tanrı fikrini yitirdi, hakikat fikrini yitirdi, tabiatı delik deşik etti, ozon tabakasını deldi. Bunlar basit şeyler değil. Şimdi insanın varlığı tehlikeye girdi. Eşcinsellik diye bir rezalet bir şey icat ettiler, insan türünü tehlikeye soktular. Ondan sonra özgürlük mözgürlük falan diye ortalıkta dolaşıp duruyorlar. Aşağılık bu adamlar. Bunun özgürlükle falan alakası yok. Adam işte insanı tercih ediyor. Arkadaşlar bakın ben size söylüyorum. Nature diye bir dergi var. Bilim dünyasının en önemli dergisi. En etkili, en önemli dergisi. Bunların hepsinin taptıkları bir dergi. Dergide bir makale yayınlandı. Araştırma, bayağı ciddi bir araştırma yayınlandı. Araştırmada eşcinsellik geni yoktur diye bir sonuca varıldı. Bana diyorlar ki, insanlara, bütün dünyaya diyorlar ki, bu eşcinsellik
İşte insanın kendi tercihidir, bilmem ne falan filan. Dolayısıyla tabii doğal olarak yaratılıştan geliyor falan. Bunların hepsi yalan, fasaryo. Yani insan türünü yok edecek bu aşağılık adamlar. Aşağılık diyorum, başka bir şey demiyorum. Sonra da yalan söylüyorlar. Kendileri ispat ettiler. Şimdi ben bunu yayınladım. Kendi hesabımda yayınladım. Sosyal medya hesabımda. Twitter bana mesaj geçti. Kaldırın bunu diye. Kaldırmıyorum lan dedim. Aynen bunu söyledim. Kaldırmıyorum dedim. Adamlar ne yaptılar? Dediler ki biz kaldırmasını biliriz dediler. Sildiler. Siz zaten alçaksınız dedim. Alçaksınız, tamam mı? Nefes aldırmak istemiyorsunuz. Kendiniz, kendi yani kendi zihniyetinizden olan insanların yayınladıkları bilimsel ortaya ispatlanmış makalelere bile tahammülünüz yok. Çünkü siz sahtekarsınız. Aşağılık insanlarsınız. Dolayısıyla bir şey dayatıyorsunuz. Bütün insanlığa dayatıyorsunuz. Hedefiniz ne? Hedefiniz aileyi yok etmek. Aileyi yok etmek istiyorlar. Tamam mı? Ailenin yok edilmesinin önünde sadece biz durabiliriz. Biz dimdik biz durabiliriz. Müslümanlar. Dolayısıyla bu toplum. Yani boşanmalar aldı başını gidiyor bilmem ne falan filan. Acayip bir tuhaf yasalar var. Avrupa Birliği'nin yasaları aile içindeki huzursuzluğu acayip bir şekilde tetikliyor falan filan. Buna rağmen, bu boşanmaların artmasına rağmen dünyada aileyi en iyi şekilde temsil eden, aileyi koruyabilecek tek toplum biziz. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu küçümsemeyin. Ne dedim? Bakın ne dedim? Söylediğim şeye bakar mısınız? Dünya büyük bir felaketin eşiğine sürükleniyor dedim. İnsan Tanrı inancını yitirdiği zaman hayat anlamını yitirir. İnsan inancını yitir, Tanrı'ya olan, yaratıcıya, Allah'a neyse olan inancını yitirdiği andan itibaren insan başka her şeyi tanrılaştırır. Bunu Fransız Jacques Lacan diye bir adam söyledi. Ateist bir adam. Düşünür, cins adamlar bunlar. Tanrı inancını yitiren bir insan yaşayamaz. Başka her şeyi tanrılaştırmaya başlar. Bakın Dostoyevski'yi biliyorsunuz değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Yani hepiniz bir şekilde ortaokul, lise sıralarında Dostoyevski'den okudunuz. Dostoyevski bize ne dedi? Şunu söyledi. Tanrı yoksa her şey mübahtır. Yani Tanrı inancını yitiren insan hesap vereceği fikrinden yoksundur, ahiret duygusundan yoksundur. Ahiret duygusunu, öte dünya inancını yitirdiği için her şeyi yapabilir. Her türlü cinayeti işleyebilir. Şimdi buraya da geldi, Türkiye'de geldi. Yani son 7-8 senede inanılmaz cinayetler işleniyor. Neden? Çünkü toplum sekülerleşiyor. Çünkü deizm, ateizm aldı başını gidiyor. Kontrolden çıkmaya başladı toplum. Yani inancını yitirmeye başladı. Değerlerini yitirmeye başladı. Dolayısıyla böyle gitmez. Bakın arkadaşlar ben bir şey söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. İHH'yı biliyor musunuz? İHH İnsani Yardım Kuruluşu. Dünyada son çeyrek asırda Müslümanların yaptığı en güzel iş. Müslümanların dünyaya armağan ettikleri en güzel iş. İHH'nın yaptığı şey, ben bir şeyle anlatıyorum. Her yerde anlatıyorum. Burada da tam yeri sırası. Bakın şöyle bir şey tahayyül edin. Şu an önünüze bir dünya haritası serin. Tamam mı? Önünüze şu an bir dünya haritası serdiğinizi düşünün. Serin. Yani böyle canlandırın. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın ve herhangi bir yere basın. Herhangi bir yere basın. İnanın her birinizin bastığı yerdeyiz biz şu an. Basacağı yerdeyiz. Dünyanın mazlumlarının imdadına sadece biz koşuyoruz. Biz. O yüzden bizden çok acayip korkuyorlar bu adamlar. O yüzden Abdülhamid'i vahşi bir canavar olarak, Kızıl Sultan olarak ilan ettiler. Bizim içimizdeki aşağılık adamlar da buna çanak tuttular.
Bunu Ermenileri, Fransızları, İngilizleri Kızıl Sultan diye Abdülhamit benim tarihimde çıkardığım en büyük adamlardan birisi kardeşim. En büyük adamlardan birisi. Fatih'ten büyük mü? Büyük. Yavuz'dan büyük mü? Büyük. Kanuni'den büyük mü? Büyük. Neden büyük? En zor zamanda dimdik ayakta durdu. Devleti yaşattı ve Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı İmparatorluğunu dünyanın en güçlü devleti haline getirdi. Bu basit bir şey değil. Dünyanın en güçlü devleti haline getirdi. Bakın, Osmanlı çekmemiştir. Bu cümleyi yazın. Zihninize kazıyın. Osmanlı çekmemiştir. Osmanlı durdurulmuştur. Anlaşılıyor mu? Bakın adam söylüyor. Osmanlı durduruldu. Bunu söyleyen kim? Ben değilim. Ben söylediğimde insanlar saçma sapan bir şekilde tepki veriyorlar. Müslüman olduğumuz için aşağılık kompleksi var. Acayip bir aşağılık kompleksi var bizde. Bunu dünyanın en büyük, çağımızın en büyük tarihçilerinden birisi söylüyor. Arnold Toynbee söylüyor. Osmanlı çökmemiştir. Osmanlı durdurulmuştur. Bu kadar. Yedi düvel süper güçleri, Fransızı, İngiliz'i, Rus'u, Amerikalısı bilmem, Amerikalısı hepsi üzerimize çullandılar. Aynı anda Abdülhamit 33 sene geciktirdi bunu. Abdülhamit tahttan indirilmemiş olsaydı inanın dünyanın kaderi, tarihi başka türlü olacaktı. Dünyanın tarihi, şu an yaşadığımız tarih, Türkiye'nin konumu başka türlü olacaktı. Bunu bilin. Yani bu işin şakası yok arkadaşlar. Ve ben şunu söylüyorum. Yani şu an çocuklarımızı kaybediyoruz. Berbat bir eğitim sistemi var. Ben dün yazdım arkadaşlar. Dünkü yazımda yazdım. Türkiye'de eğitim terörden daha önemli bir meseledir. Terörden daha tehlikeli bir boyut kazandı. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Kimse, ben uykularım kaçıyor kardeşim ya. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Sessiz kalamayız. Seyirci kalamayız. Dolayısıyla çocuklarımızı kurtarmak zorundayız. Nasıl kurtaracağız? Onu, yani ben kendim bir şey yapıyorum. Dünya çapında bir okul kurmaya çalışıyorum. Çalışıyorum değil, kurdum. Kurdum. 81 vilayet, 62 ülkede eğitim veriyoruz. Ülkenin önünü açacak, ülkemizin önünü açacak parlak, zeki, ahlaklı, kişilikli, karakterli çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bakın, Türkiye'deki eğitim sistemi, buraya gireyim, Türkiye'deki eğitim sistemi sömürgeci bir eğitim sistemi, sömürgeci, bunu anlıyor musunuz bilmiyorum. Türkiye'de benim çocuklarım alıyor, anaokulundan itibaren alıyor, bakın anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan, liseden itibaren, üniversiteden itibaren alıyor. Ailesine yabancılaştırıyor. Tamam mı? Kültürüne yabancılaştırıyor. Değerlerine yabancılaştırıyor. Ülkesine yabancılaştırıyor. Yetmiyor. Ailesini düşman yapıyor. Ülkesini düşman yapıyor. Değerlerini düşman yapıyor. Tamam mı? Bunu yaşıyoruz şu an. Bu da yetmiyor. Deist yapıyor. Ateist yapıyor. Eşcinsel sapık yapıyor. Kaldırıp atıyor önüme. Olmaz. Ben buna isyan ederim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eğitim sistemine izin vermezler. Vermezler. Bu bir toplumun intiharı demektir. Bir toplum bile isteği intihar edebilir mi? Böyle bir şey olur mu ya? Bu durumun derhal değiştirilmesi lazım. Derhal, yoksa 20 sene sonra acayip, bakın ya, ben size bu araştırma, bu dünden bugüne kaç defa söyledim. Arkadaşlar, Türkiye'de 15-25 yaş arasında 7 milyon genç nüfus var. Türkiye'nin gençliği, bu 7 milyonun 5 milyonunun İslam'la ilişkisi sıfır. Bu ne demek ya? 7 milyonun 5 milyonunun İslam'la ilişkisi sıfır. Bu bizim 20 sene sonra yok olacağımız anlamına gelir ya. 20 sene, bilemediniz, 30 sene, 40 sene sonra yok olacağımız anlamına. Türkiye İslam'ı kaybederse hiçbir şey kazanamaz. Bu topraklar elimizden gider.
paramparça oluruz. Bizi burada, burayı cehenneme çevirirler Allah korusun. Halbuki ben şunu söylüyorum, biraz önce İHA'dan örnek verdim. Basit bir şey değil. Çok esaslı bir şey söylüyorum. Dünyada mazlumların umudu olan ülke tek ülke biziz. Mazlumların, kimsesizlerin, ötekileştirilenlerin imdadına koşan tek ülke. Ya ne var biz burada ülkede acımızdan ölüyoruz falan. Kimse kendini kandırmasın ya. Böyle bir şey yok. Kimse kendini kandırmasın. Tamam mı? Acayip bir şekilde lükse, alıştık, çok alıştık yani. Yani kanaatkar bir toplum, hayırsever bir toplum. Ülkenin en zeki çocukları ülkeyi terk ediyor ya. Bu nasıl bir şey? Ülkenin en zeki çocukları, ülkenin en fazla ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde o ülkeyi terk ediyorsa, orada eğitim sistemi iflas etmiş demektir. İflas. Ha, bunun tersine döndürülmesi lazım. Yani benim yaptığım şey bunu tersine döndürmek. Döndürebiliyor muyuz? Evet. Ben bunu bir şekilde yapmış durumdayım. Bakın. Henüz 3 sene oldu. Medeniyet Tasavvur Okulu diye bir okul kurduk. 3 sene oldu. Türkiye'nin liselerindeki en parlak çocuklar Medeniyet Tasavvur Okulu talebesi. Lise. Şu an 40 bine yaklaştı Medeniyet Tasavvur Okulu talebesi. Liselerindeki en parlak çocuklar. 2. Okullardaki en idealist, en dertli öğrenciler Medeniyet Tasavvur Okulu talebesi. Bizde öğrenci de talebe, öğretmen de talebe, vali de talebe, milletvekili de talebe. Ben devrim yapıyorum memlekette. Bunu kaç kişi biliyor bilmiyorum. O kadar umurumda değil. Ama şunu söylüyorum. Bu devrimi nasıl yapıyoruz? Doğrudan Darül Erkan modelini Hazreti Peygamber'in ve Ashab-ı Suffe modelini aldım, uyguladım. Manyak bir şey çıktı ortaya. Yaş değil baş. Yaş değil baş. Yani çocuk, annesi babası, dedesi bilmem ne. Acayip bir eğitim var. Ve kalıcı, köklü, uzun soluklu bir eğitim. Sistemli bir eğitim. Dünyanın medeniyetler tarihini öğreniyor, düşünce tarihini öğreniyor. Felsefe öğreniyor, kelam öğreniyor, fıkıh öğreniyor. Sinema okuyor, sinema derslerimiz var. Sinema akademisi, film akademisi başlatıyoruz. Müzik derslerimiz var. Müzik dersleri de Türkiye'nin ıtırıysı, yaşayan ıtırıysı şu an Yücel Arzen. Yani o yüzden biz teslim bayrağı çekmiş değiliz. Teslim bayrağı çekemeyiz. Dünyanın en fazla bize ihtiyaç hissettiği bir zaman dilimindeyiz. Dünyanın en fazla bu ülkenin çocuklarına ihtiyaç hissettiği bir zaman dilimi. Bu işi basit küçümsemeyin arkadaşlar. Bu iş küçümsenecek bir iş değil. Bakın ben cümleyi kuruyorum. Türkiye dünyanın ruhudur. Mazlumların umududur. Zorbaların kabusudur. Anlaşıldı mı? Çok önemli bir cümle bu. Türkiye dünyanın ruhudur, mazlumların umududur, zorbaların kabusudur. Biz gelince defolup gidecekler. Bakın biz gelince defolup gidecekler. Bunlar, bakın şöyle bir şey oldu. Biz kim gidecek? İşte Amerikalısı, Rusu, bilmem ne, İranlısı falan her tarafı işgal etmiş durumdalar. Etrafımızı işgal etmiş. Biz olmadığımız için, biz çekildiğimiz için onlar gelirler. Biz gelince onlar defolup gidecekler. Biz nasıl geleceğiz? Afrin'e yapılan operasyonu hatırlıyor musunuz? Afrin, 2 ayda girdik biz Afrin'e. Çok önemli bir şey söylüyorum ya. Bakın buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Afrin'e biz 2 saatte girebilirdik. Ama 2 ayda girdik. Neden? Oradaki kimsesiz, masum, mazlum insanlara zarar vermeyelim diye kendi çocuklarımızı şehit etmeyi göze alarak, bu manyakça bir şey bu. Bu manyakça bir şey. Bu dünyanın kaderini neden bizim şekillendirebileceğimizi gösteren çok önemli bir hadisedir. Yani Batılar öyle yapar mı? Ruslar öyle yapar mı? Girer 2 saatte cehenneme çevirirler. Öyle yapıyorlar zaten. Aşağılık çünkü bunlar. Bunlar aşağılık, barbar. Bana barbar diyor. Barbar sensin lan. Barbarın divisin hem de.
Bana işte yok bilmem ne zarttır zurttur gerici barbar. Öyle bir şey yok. Barbar sensin. Yani iki saatte ben iki ayda girdim. Yani bildiriler de attım. Yani kimse sizlere, sivillere, mazlumlara, masumlara zarar vermek istemiyoruz. Bizim amacımız burayı, şu halimizde, bakın şu halimizde, şu laik halimizde, seküler halimizde bile bunu yapıyoruz. Ya Osmanlı, bakın Osmanlı ne kadar büyük olduğunu buradan anlayın. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Adam ne diyor biliyor musunuz? Biraz önce zikrettiğim adam Arnold Toynbee. Ya bunu bilmiyorsunuz ya. Bunu bilmiyorsunuz. Bunu öğretmiyorlar size. Osmanlı insanlığın geleceğidir diyor. Bunu söylüyor Osmanlı insanlığı. Ya hocam Osmanlı ölmedi mi? Bedenen öldü ama ruhen ölmedi. İlkeleri yaşıyor. Ne o ahlak, ne o adalet, ne o merhamet, ne o hukuk, hakkaniyet, sulh, selamet. Bu ilkeler yaşıyor. Bu ilke, yani merhametin olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde, hakkaniyetin, hukukun olmadığı yerde hayat cehenneme döner. Dünyaya adaleti, kardeşliği, hukuku, başka kültürlere saygıyı, başka inançlara saygıyı armağan eden benim sadece Osmanlı. Sadece benim. Benim dışımda kimse yok. Hazreti Peygamber'den, Medine'den model alındı bu. Dolayısıyla oradan süt emdi. Burada büyük evrensel bir medeniyet tecrübesi ortaya konuldu. Adamlar korkuyorlar. Adamlar yeniden Osmanlı'nın dirilişinden korkuyorlar. Ben size bir şey anlatacağım. Ben o zaman İngiltere'deydim. Doktora yapıyorum. 1996 rahmetli Erbakan Hoca hükümeti kurdu. Erbakan Hoca'nın hükümeti ilk defa yani ortak koalisyon var. Tansu Çiller'le falan kurdu. Batı'da medya nasıl verdi biliyor musunuz? Erbakan'ın başbakanlığını Türkiye'de hükümet kurmasını nasıl, bunları bilin. Adamlar bizi nasıl görüyor? Bize nasıl bakıyor? Bunları bilin. Bunları bilemezseniz canınıza okurlar. Okuyorlar şu an. Bakın benim en zeki çocuklarım ülkeyi terk ediyor ya. Zaten terk etmiş, zihnen gitmiş, zihni, beyni gitmiş, zihin gitmiş, fiilen gitmesi kalmış. Yani o alpaslanlar, fatihler, şunlar bunlar bu ülkeyi sıkıştığın ilk anda terk et diye mi canlarını feda ettiler bu ülke için, bu Müslümanlar için? Böyle bir şey var mı ya? Yani nasıl bir şey? Bu önemli. Bunun altını çiziyorum. Şimdi ne diyordum? Erbakan Hoca'nın süper. Aynen şöyle bakın. Bütün yani İngiliz basınının, Alman basınının, Amerikan basınının, bütün Avrupa basınının ortak manşeti şu. Osmanlı'nın gelişi. Adam seni Osmanlı olarak görüyor. Sen ne olarak görüyorsun? Döküntü. Avrupa'nın karikatürü, Batılıların karikatürü. Sen derken sizi kastetmiyorum. Yani bu ülkeye çeki düzen vermeye çalışan insanlar, bu ülkeyi terk etmeye çalışan insanlar, bu ülkeyi terk etmeye çalışan ülkenin en zeki insanları nasıl görüyor? Yani bu ülkeyi nasıl görüyor? Acayip bir şey ya. Böyle bir şey olmaz. Bana diyor ki ben Abdülhamid'i nasıl Kızıl Sultan olarak, aşağılık bir mahlukat olarak görürsün, bunu nasıl böyle öğretirsin diye isyan ediyorum ben. Bağırıp çağırıyorum sağda solda televizyonlarda yazarak çizerek falan. Adam bana diyor ki bu adam cumhuriyet düşmanı diyor. Bu adam bu ülkenin düşmanı diyor. Allah senin belanı versin. Aşağılık adam. Bakın kim bu ülkenin düşmanı ya? Sana İngiliz pasaportunu verseler, Amerikan pasaportunu verseler 40 takla atarak gidersin değil mi? İngiliz bana pasaportunu verdi. Kaldırıp attım ben suratına. Alçaksınız alçak. Bu ülkenin çocuklarını köleleştiremeyeceksiniz. Kölesizsiniz.
Batılıların kölesisiniz. Ondan sonra özgürlük özgürlük. İlk fırsatta defolup gidiyorsunuz değil mi? Ondan sonra bilmem ne, gerici yovaz bilmem ne. Osmanlı ile ilgili kurduğu cümleye bakar mısın? Bu ülkede ne oldu? Bu ülkede referandum yapıldı. Referandumda bu ülkenin sinemacısı, bakın örnek veriyorum. Sinemacısı artist adam, artist aşağılık. İsmini vermiyorum, değmez. Ağzıma bile almak istemiyorum. Adam ne dedi biliyor musunuz? Hayır kampanyası yürütecekmiş. Tamam. Demokratik hakkın evet ve hayır. İki tane seçenek var. İster evet diyebilirsin, ister hayır diyebilirsin. Adam ne yaptı biliyor musunuz? Hayır kampanyası yürütüyor ve şunu söylüyor. Diyor ki Osmanlı gericiliğine, Osmanlı ortaçağ karanlık zihniyetine hayır demek için hayır diyorum diyor. Allah senin gerçekten belanı versin. Böyle bir şey olmaz ya. Bakın adam beni nasıl görüyor. Benim içimdeki sinemacının bana bakışı bu. Dışarıdan ben Balkanlarda çok popülerim. Yani sokakta dolaşamıyorum. O kadar yani. Çok fazla konferansa gidiyorum. İnsanlar çok tanıyorlar. Şimdi Balkanlarda Arnavutluğun başkenti Tiran'da bir konferansın sonunda sinemacı, o da sinemacı, Kosova'dan gelen bir sinemacı, yönetmen fırladı kürsüye, benim familyadan bizim gibi fırladı, ne dedi biliyor musunuz? Aynen şunu söyledi. Dedi ki biz Balkanlarda iki şeye dua ederiz. Bizim sinemacının, aşağılık sinemacının o sözünü unutmayın. Zihninizin bir tarafında bulunsun. Kosovalı film yönetmeni aynen onu söylüyor. Diyor ki biz Balkanlarda iki şeye dua ederiz. Bir, Allah'a dua ederiz. Allah rızası için dua ederiz. İki, Türkiye'ye dua ederiz. Türkiye'nin, bakın, Türkiye'nin düşmemesi için dua ederiz. Türkiye'nin toparlanması için dua ederiz. Türkiye'nin toparlanması ve bizi toparlaması için dua ederiz. Adam Osmanlı'ya nasıl bakıyor? Seninki nasıl bakıyor ya? Adama bakar mısın ya? Bu nasıl rezil bir şeydir ya? Yani gerçekten bakın. Cemil Meriç çok büyük bir laf etti. Çok basit gibi gözükebilir ama şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Haçlıların en büyük zaferi bizim tarih kitaplarımızdır dedi. Çok büyük laf ya. Bu tarih kitaplarını biz yazmadık. Bizim işte adı Türk olan, Müslüman olan tipleri yazıyor ama bu tarih kitaplarının bakışı, perspektifini belirleyen biz değiliz. İngilizler. Bizim yakın tarihimizi yazanlar İngilizler. İngilizler. Bunu bilmiyor musunuz? O zaman boşuna yaşıyorsunuz. Boşuna. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Kendinizi küçümsemeyin. Kendinizi dev aynasında da görmeyin. Tamam. Ama biz sıradan insanlar değiliz. Bu toplum sıradan bir toplum değil. Biz 1000 yıl dünya tarihini şekillendirmiş bir toplumuz. 1000 yıl. Selçuklular Osmanlılarla birlikte dünya, İslam tarihi değil, dünya tarihini şekillendirmiş bir toplumun çocuklarıyız. Dünya tarihini. Son 200 yıldır çekildik tarihten. Ama yeniden geleceğiz. Küllerimizden doğacağız ve dünkünden daha büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Daha büyük İslam medeniyeti tarihte ortaya koyduğu birikimden daha büyük bir atılım ortaya koyacak. Ne zaman? Hangi şartlarda? Ben yeniden benim önümü açacak, bu ülkenin önünü açacak büyük adamları, kurucu düşünürleri, sanatçıları, bilge insanları yeniden yetiştirebilirsem Gazalileri, İbn Sina'ları, Farabi'leri, İbn Haldun'ları, İbn Arabi'leri, Sinan'ları, Itri'leri yeniden yetiştirebilirsem tarihin akışını yeniden ben şekillendiririm. Onları yapma
yetiştirme imkanı, ihtimali gözüküyor mu? Şu an sadece Medeniyet Tasavvuru Okulu'nda gözüküyor. Başka hiçbir yerde göremiyorum ben. Sadece Medeniyet Tasavvuru Okulu, ben Medeniyet Tasavvuru Okulu'nu onun için kurdum. 10 yılda 100 yılın tohumlarını ekmek için kurdum. Ve ekiyoruz Allah'a şükür. Tertemiz Müslümanlar, birinci sınıf adamlar, bakın, yani benim yapmaya çalıştığım şey şu: birinci sınıf entelektüeller, birinci sınıf akademisyenler yetiştirmek istiyorum. Ama daha önemlisi, ben iyi Müslümanlar yetiştirmek istiyorum. İyi Müslümanlar yetiştirmek istiyorum. İnsanlar baktığında diyecek ki adam bu, adam bu. Müslüman kim? Müslüman girdiği yerin şeklini alan kişi değildir. Girdiği yere şeklini ve ruhunu veren kişidir. Şeklini ve ruhunu verecek. Tamam mı? Müslüman budur. Yani bu ne demek? En büyük fizikçi, en büyük matematikçi, en büyük astronom, en büyük fıkıhçı, en büyük metafizikçi Müslüman olmak zorunda. Dün oldu, yarın da olacak. Bak, dün oldu, yarın da olacak. Örnek veriyorum, bakın arkadaşlar. Biraz önce ismini zikrettiğim Arnold Toynbee, adamın kurduğu cümleyi unutmayın. Bakın, bunu bir tarafa kaydedin. Çok dehşet bir cümle kuruyor. İbn Haldun'u biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Görebilir miyim İbn Haldun'u bilenler? İyi ya, o zaman hepiniz manyaksınız yani. Yani İbn Haldun'u biliyorsanız süper. Çok kalabalık çıktı. Teşekkür ederim vallahi. Helal. Ben de sizi alkışlarım yani. Ne diyeyim yani? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, Arnold Toynbee Batı uygarlığının İbn Haldun'u. Arnold Toynbee İbn Haldun'la ilgili şöyle bir cümle kurdu. Dehşet bir cümle. Lütfen dikkatle dinleyin. İbn Haldun'dan sonra yazılan bütün tarih kitapları İbn Haldun'a düşülmüş birer dipnottur dedi. Yakalayın lütfen. İbn Haldun'dan sonra yazılan bütün tarih kitapları İbn Haldun'a düşülmüş birer dipnottur. Yani çöptür. Sana ne öğrettiler? Sana bunu öğretti mi bu eğitim sistemi? Bu okullar, bu üniversiteler, bu profesörler öğretti mi? Öğretmedi. Ne öğretiyorlar ya? Bunlar ne öğretiyor ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle gitmez. Bana ey ulu hoca, ey ulu hocalar, ey ulu profesörler, bana neden bunu öğretmediniz diye yarın bunların yakasına yapışacaksınız. Yapışacaksınız, yapışmak zorundasınız. Ya böyle bir cümle yok arkadaşlar. Yani bunu biz bilmiyoruz. Hiç kimse, kimse duydu mu burada? Bu cümleyi duydu mu? Tarih kitapları var. İngilizlerin yazdığı tarih kitapları diyorum ben. Yani onların perspektifi. Bana bunu öğretmediniz. Ama biz öğreteceğiz. Biz hem bu ülkenin tarihini öğreteceğiz, kültürünü öğreteceğiz, inançlarını öğreteceğiz, medeniyet birikimini öğreteceğiz, sanatını öğreteceğiz, hem de dünyanın birikimini öğreteceğiz, öğretiyoruz. Bu muazzam bir şey. Zülcenaheyn, Müslüman dediğin adam, eğitim sistemi, ben bir eğitim sistemi kuruyorum. Benim eğitim sistemimin merkezinde Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olmak zorunda. Başka türlü olmaz. Kur'an-ı Kerim, bakın, Kur'an-ı Kerim astronominin, tıbbın, fiziğin, fıkhın, matematiğin kaynağıdır. Tamam mı? Yani İbn Sina, bakın söylüyorum ben size. İlginç bir şey anlatayım. Fuat Sezgin'i biliyor musunuz? Süper. Fuat Sezgin, bu yüzyılda yetiştirdiğimiz, yani biz yetiştirmedik de en azından bizim içimizden çıkmış bir dahidir. Çok büyük bir adam. Fuat Sezgin, bilim, İslam bilim tarihi konusunda bütün hayatını vakfetmiş bir adam. Ve 1300 cilt kitap hazırlamış bir adam. Bu 1300 cilt kitaba da sunuş yazmış biri. 1300 cilt. Adamcağız vefat etti. Çok ilginç bir şey anlatıyorum. Biz de akşam televizyonda
Fuat Sezgin kimdi, ne bıraktı, nasıl bir miras bıraktı, onu konuşuyoruz. Habertürk Televizyonu. Çok ilginç bir şey anlatıyorum, bakın. Ben orada İbn Sina'nın kendisini nasıl yetiştirdiğini anlattım. İnanılmaz bir hikaye bu. Kafayı yersiniz. Uykularınız kaçar inşallah. İbn Sina kendisini nasıl yetiştiriyor biliyor musunuz? Aynen şöyle bakın. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmeye başlıyor. Arkasından alet ilimlerini, usul ilimlerini okuyor. Arapça öğreniyor, dolayısıyla usul ilimlerini okuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek başlıyor. Sadece öğrenme değil, ezberleyerek başlıyor. İbn Sina öyle olunabilir, başka türlü olmaz. Ondan sonra işte bediyat okuyor, mani okuyor falan, belagat okuyor vesaire vesaire. Felsefe okuyor, tıp okuyor vesaire. 18 yaşında kendi eğitimini tamamlıyor İbn Sina. 18 yaşında. Hikayenin bundan sonrası çok dehşet. Bundan sonrası günümüzle ilgili bir şey. Yedi sekiz ay önce bir çocuk beni aradı. Fuat Sezgin 3 sene önce mi vefat etti? Dördüncü mü? Üçüncü senesi. 4. 7-8 ay önce bir çocuk aradı beni. Hocam dedi. Ben dedi o Habertürk'teki televizyon programınızı izledim dedi. Annemle birlikte izledik dedi. Annem İbn Sina'nın 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek eğitimine başladığını öğrenince dedi ki İbn Sina olacaksın dedi. İbn Sina olmanın yollarından geçiyormuş anlatıyor Yusuf Hoca dedi. Hafız olacaksın dedi. Hocam dedi ben bugün hafız oldum dedi. İlk müjdeyi de sana veriyorum dedi. Dehşet bir şey ya. İnsan kafayı yiyor yani. Bu acayip bir şey. Bu ne? Samimiyet. Kişinin samimiyetin önünde hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Samimiyetin, istikametin ve ehliyetin önünde hiçbir şey duramaz. Bütün duvarları yıkarız biz. İnandıklarınızı yaşamadığınız sürece bir dünya kuramazsınız ve mevcut dünyayı da değiştiremezsiniz. Ancak inanmış ve adanmış insanlarla insanlığın tarihin akışını değiştirebilirsiniz. Tarihin akışını değiştirebilecek büyük yolculuklar yapabilirsiniz. Biz bunu yapabilecek durumdayız. Gerizekalı değiliz. Dünya tarihini şekillendirdik. Ben şimdi niye şekillendirmeyeyim? Yani 3 sene oldu Medeniyet Tasavvur Okulu'nun kuralı. Ben şunu söyledim arkadaşlar. İlk derste bunu söyledim. İlk derste burada paylaşayım sizinle. Ben dedim, ben akide sağlam bir adamım. Dedim ki, Allah-u Teala ile pazarlık yapıyoruz. Güya, tırnak içinde. Dedim ki, Ya Rabbi dedim, benim canımı şimdi alma. Benim canımı şimdi alma. Tabii ki o senin bileceğin iş, takdir, senin işin. Benim canımı bu ülkenin önünü açacak, çocuklarının tohumlarını ekmeye başladığım zaman, bu ülkenin önünü açacak, coğrafyamızın, medeniyet coğrafyamızın önünü açacak insanları yetiştirmeye başladığım zaman, onların tohumlarını ekmeye başladığım zaman al dedim. Benim duam budur. Ben şimdi bunu yaptım. Ben şimdi bu tohumları ektim ve çok net söylüyorum. Ben çok rahat bir şekilde ölebilirim. Şu an çok rahat bir şekilde, yani biz bu dünyaya İşte ne diyelim, daha fazla yaşayalım. Hayır. Ben yapacağım şeyi yaptım. Tohumlarını ektim. Dolayısıyla ölümden korkan insanlar değiliz. Asıl hayat ötesi. Tamam, burası geçici. Biz buna inanmış insanlarız. Ve ben bu tohumları ektiğimi düşünüyorum. Evet, süreye bakayım. Son 5 dakika. Kimse de git demiyor kardeş. Ne zaman bırakayım ben arkadaşlar? Benden sonra biri var mı? Tamam, rahatız ama imza var. Pardon. İmzayı buradan mı yapıyoruz? Kim söyledi onu?
Yayın evi kim ya? Yayın evi Komünist Partisi mi? He? Ben burada yapacağım abi ya. Burada yapacağım abi. Nesin yayınları buraya gitsin abi ya. Devrim yaptı. Yani insanlığın tarihin akışını değiştiren çok büyük bir şey yaptı. Ben şöyle toparlayayım arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum. Arkadaşlar, Osmanlı anlaşılamamıştır. Osmanlı aşılamamıştır. Lütfen bu cümleleri yakalayın. Güzel cümleler. Osmanlı anlaşılamamıştır. Osmanlı aşılamamıştır. Osmanlı anlaşılamadığı için aşılamadığı da anlaşılamamıştır. Osmanlı anlaşılamadığı için aşılamadığı da anlaşılamamıştır. Güzel cümle. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Ben burada laf etmeye gelmedim. Boşuna ezbere laf. Hayır, ben ezberleri bozan bir adamım. Ben ezber konuşan bir adam değilim. Bir kelime boş değildir benim konuştuğum, tamam mı? Ben ne dediğimi biliyorum. Yani yüreği yangın yerine dönüşmüş bir adam boş laf etmez. Böyle bir şey yok. Ben diyorum ki Osmanlı anlaşılamamıştır, aşılamamıştır. Anlaşılamadığı için aşılamadı da anlaşılamadı. Bunu söylerken bildiğim bir şey var. Bugün Amerika'ya gidin, yarım asırdır çatır 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 Osmanlı kürsüleri kuruyorlar Amerika'da üniversitelerinde. Neden? Bitti. Neden adamlar çatır çatır Osmanlı kürsü? Sen de aşağılıyorlar. Senin ülkende Osmanlı'yı aşağılıyorlar. Ben kan ter içinde kalıyorum. Bir asır kavga ediyorum, mücadele ediyorum. Sultan Abdülhamid'in ne kadar büyük bir adam olduğunu ancak şimdi anlayabiliyorum. Bu nasıl bir zulümdür ya? Bunu gavur yapabilir mi? Bunu gavur yapamazdı. Kesinlikle yapamazdı. Tamam mı? Dolayısıyla ben şunu söylemiş olayım. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınıza sahip çıkmazsanız bu ülke elimizden gider. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Son cümle olarak, tamam değil mi Salih Hocam? Tamam. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler diyorum. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler. O çocukları suçlamayın. Bir çocuğumuzu bile kaybedemeyiz. Bizim hoşumuza gitmiyor diye, rahatsız ediyor diye etsin. O çocukların hangisinin sorusuna cevap verdiniz ya? Hangi okulu, öğretmeni, annesi, babası, o çocukların annesine, babasına isyan eden, deist olan, bilmem ne olan, ateist olan çocukların hangisinin sorduğu soruya cevap verebildiniz? Hangi öğretmeni, okulu onlara cevap verebildi? O çocukların suçu yok. Suç sizde, bizde. Bu ülkeyi yöneten insanlarda, tamam mı? Yani suç hepimizin. Yani tek başına o çocukları falan suçlamaya kalkışmak, o çocukları hiçbir zaman suçlayamazsınız. Kesinlikle. Öyle bir şey yok. Çünkü bir şey var, akıp gidiyor. Bizim bir şekilde buna müdahale etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.